nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Günaydın. ATV ekranlarına kahvaltı haberlerine hoş geldiniz. Bugün 29 Temmuz 2024 Pazartesi, günün manşeti İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarını yeni ülkelere taşıma girişimi ve yansımaları. Cumhurbaşkanının Karabağ ve Libya örnekleri günün en çok dikkat çeken mesajı. Erdoğan'ın İsrail'e uyarısı gazetelerinde birinci sayfalarında yerlerini aldı. Gelin onlara bakalım önce. Sabah gazetesinde İsrail'e karşı güçlü olmalıyız mesajı var. Katliamcı Siyonist İsrail'e karşı Türkiye'nin çok güçlü olmak zorunda olduğunu belirten Erdoğan'dan sert sözler. Biz çok güçlü olursak İsrail Filistin'de yürüttüğü savaşta yaptıklarını yapamaz. Nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım diyor Sabah gazetesi. Hemen Hürriyet gazetesine de bakalım. Yine manşette sol tarafta var. Rize'den İsrail'e mesaj yolladı. Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin il başkanlığının toplantısında konuştu. İsrail'e yönelik sert mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, biz nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız." diyor. Hürriyet gazetesi manşetinde de yine o Golan tepelerindeki saldırının ardındaki iddialara dikkat çekmiş. Birazdan o detaylara da bakacağız. Milliyet gazetesinde sol altta İsrail-Hizbullah savaşı mı kapıda haberi var. İsrail'in kuzeyindeki Golan tepelerinde bulunan çoğunlukta Dürzi nüfusun yaşadığı Mecde-i Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasını isabet eden roket saldırısında çoğu çocuk 12 kişi hayatını kaybederken İsrail ordu sözcüsü Hizbullah'ın saldırıdan sorumlu olduğunu iddia etti. Lübnan'da bu tip füzeye sahip başka hiçbir örgütün olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri de işaretlerin Hizbullah'ı gösterdiğini savundu diyelim. Cumhurbaşkanının Erdoğan'ın İsrail'e gözdağı niteliğindeki sözleri Tel Aviv yönetiminde geniş yankı buldu. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, çirkin sözler ve kabul edilemez bir üslupla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. İsrailli bakana Ankara'dan tepki yağdı. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri üzerine İsrail'in Dışişleri Bakanı İsrail Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'a hedef aldı. Sosyal medyada Katz'ın yaptığı çirkin paylaşıma tepkiler peş peşe geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kendi sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen başta İsrail olmak üzere uluslararası Siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler dedi. Bir tepkide Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir dedi. Manşetlerle Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin manşetinde Manavgat küllerinden doğdu haberi var. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınının yaşandığı Manavgat, 3 yılda adeta yeniden inşa edildi. Kül olan alanlar ağaçlandırıldı, 788 ev teslim edildi. Köy konakları, cami ve anaokulu hizmete açıldı diyor Sabah gazetesi. Hemen sol alt tarafta da Golan'ı Hizbullah değil İsrail füzeleri vurdu diyor. Şimdi biz de
bir haber hazırladık. Bölge çok sıcak dedik. Savaşın başka ülkelere sıçraması ihtimali artık an meselesi. Bu en çok da İsrail'in işine gelecek. Zira Gazze'de artık neredeyse öldürecek kimse bırakmadılar diyebiliriz. Şimdi bir numaralı hedef Lübnan. Golan Tepelerinde, o Golan Tepelerine yönelik saldırıda daha büyük bir yangının ilk kıvılcımı gibi görünüyor. Saldırıdan Lübnan Hizbullah'ını sorumlu tutan İsrail, topyekün savaş açıklaması yaptı. Hizbullah ise biz yapmadık diyerek demir kubbeyi işaret etti. İsrail'e İran'dan da sert bir uyarı geldi. Sirenler İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinin Mecid el Şems beldesinde çaldı. Panik anlarının yaşandığı nokta bir futbol sahasıydı. Roketin isabet ettiği esnada halı sahada futbol oynanıyordu. Çoğu genç ve çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. 17 sığar, 35 kişi ise yaralandı. İsrail saldırıdan Lübnan Hizbullah'ını sorumlu tuttu. Başbakanlık ofisinden topyekün savaşa hazırlanıyoruz açıklaması yapıldı. Netanyahu saldırıdan sonra Amerika seyahatini yarıda kesti. Amerika Birleşik Devletleri de saldırının sorumlusu olarak Lübnan Hizbullah'ını gösterdi. Hizbullah ise iddiayı yalanladı. Saldırıyla bağlantımız yok dedi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 17 bin çocuğu katleden işgalci İsrail ordusu, Golan'daki saldırıda hedefin çocuklar olduğunu iddia etti. Bu raketa şel Hizbullah ve mi şey yore raketa kazo letoh şetah banuy rotse laharog ezrahim. Elhak elhak! İşgal altındaki Golan'da yaşayan İsrailliler de roketin demir kubbeden yanlışlıkla gelmiş olabileceğini düşünüyor. İsrail saldırıyı fırsat bilerek Lübnan'ı bomba yağmuruna tuttu. İran ise uyardı. Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Lübnan'da yeni bir maceraya girişirse bunun sonuçları olur dedi. İsrail akşam saatlerinde ise Han Yunus'u vurdu. Saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Kassam Tugaylarının hedefinde ise Gazze'deki İsrail güçleri vardı. Çok sayıda İsrail askerinin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Manşetlerle Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi manşetinde Felak 1 mi, Demir Kubbe mi diyerek o tartışmalara dikkat çekmiş. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği yönündeki belirsizlik sürüyor. İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde bir futbol sahasını vuran ve çoğu çocuk 12 kişiyi öldüren roket Orta Doğu'da savaş yayılıyor paniğini artırdı. Roketin nereden atıldığıysa soru işareti diyor Hürriyet Gazetesi. Yine detaylar var. Lübnan Hizbullah'ı mı? Roket Dürzi nüfusun yaşadığı Mecid el Şems beldesini vurunca İsrail jetleri Lübnan'da 4 farklı noktaya saldırı düzenledi. İsrail 53 kilo patlayıcı taşıyan roket Lübnan'ın güneyinden ateşlendi. İran yapımı Felak 1 sadece Hizbullah'ın elinde var. Çok ağır bedel ödeyecekler açıklaması yaptı. İsrail'den mi geldi diye de Lübnan Hizbullah'ı iddiaları yalanlayarak olaya İsrail'in hava savunma sistemi demir kubbeden ateşlenen bir füzenin neden olduğunu ileri sürüyor. İran Dışişleri İsrail'in cahil eylemleri savaşı genişletebilir dedi. Olayın Lübnan-İsrail savaşının fitilini ateşlemesinden endişe ediliyor. Hürriyet gazetesi vergide yeni dönem başladı da demiş. Ayrıca yurt dışı çıkış harcı 500 lira oldu. Tartışmalar vardı biliyorsunuz. Yeni vergi düzenlemeleri genel kurulda eklenen maddelerle genişletilerek kabul edildi. Bütçeye 155 milyar liraya yakın gelir sağlanması hedefleniyor.
Yurt dışına çıkış harcı da 150 liradan 500 liraya yükseltildi. Tahsilatlarda başkasının adı ya da IBAN'ı kullananlara da işlem bedelinin %10'u oranında ceza kesilecek. Başka detaylar da var. Merak ederseniz Hürriyet gazetesinde. Hemen solda Erdoğan'ın Rize'den İsrail'e yolladığı mesajı görüyoruz. Az önce paylaşmıştık sizinle detaylarını. Alt tarafta hayvan hakları yasası görüşülmeye başlandı diyor Hürriyet gazetesi. Onun da detaylarına bakalım. Sokak hayvanlarıyla ilgili yasada en kritik haftaya girildi. Yasanın görüşmeleri mecliste başladı. Gözden geçirme talebi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmelerin başlamasından önce söz alan muhalefet grup başkan vekilleri teklifin geri çekilip gözden geçirilmesini istedi. Kabul görmeyen talepler sonrası başlayan görüşmelerde zaman zaman gerginlikler yaşandı. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ milletvekillerini sakinleştirmek için görüşmelere ara verdi diyor Hürriyet gazetesi. Şimdi hemen gece yaşananların o İsrail-Lübnan geriliminin detaylarına bakalım. Gece boyu bölgede büyük hareketlilik vardı. Netanyahu Amerika gezisini yarıda kesti ve bakın neler yaşandı. Şimdi anlatacağım. İsrail Başbakanı Golan Tepelerine yönelik saldırı sonrası hemen güvenlik kabinesini topladı. Yapılan açıklamada Savunma Bakanı Galan ve Başbakan Netanyahu'ya Lübnan'a saldırı için tam yetki verildi. Bu görüntülerde havalimanlarından zira gece boyu Hizbullah hedeflerine yönelik saldırının da etkisiyle Beyrut Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in saldırılarına yanıt olarak bir açıklama yaptı. Kayda değer bir saldırı bölgesel bir savaşa yol açabilir dedi. Tansiyon çok yüksek. Bakın orada bağıran çağıranların görüntüsü de var. Beyrut Havalimanı'nda yaşanan gerilim de ekranlarınıza yansıyor. Çatışmaların, sık sık yaşanan çatışmaların ve bombardımanların yaşandığı Lübnan-İsrail arasında daha büyük bir savaş kapıda. Bakalım neler getirecek Orta Doğu dünya gündemine. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize programında İsrail'e uyarısının dışında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a da sitem etti. Cumhurbaşkanı davet ettik gelmedi bizden özür dilemesi lazım dedi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde yaşananlar için de bir kez daha Haçlı zihniyeti ifadelerini kullandı. İç politikada ise terörle mücadele ve ekonomiye dair önemli mesajları vardı. Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan programımızı katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Ya size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın. Önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Muhalefetten gelen hükümet Filistin Devlet Başkanı'nı Türkiye'ye davet edip parlamentoda konuştursun eleştirisine memleketi Rize'den böyle yanıt verdi. Sonra sözü Amerikan Temsilciler Meclisi'nde yaşanan skandala getirdi. İnsanlık adına biz utandık dedi. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Hortlatılmak istenen Haçlı zihniyeti tam olarak işte budur. Bir tarafta Temsilciler Meclisi'nde o Hitler müsveddesi gibi olanın konuşmasını alkışlayanlar var ama diğer tarafta da binlerce insan bunları lanetliyor. Batı'nın Gazze'de kötü bir sınav verdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine dikkat çeken bir uyarıyla devam etti. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir? Bunun için her fırsatta Türkiye güçlü olmak, caydırıcı olmak, her alanda kendi kendine yeter konumda olmak zorundadır diyoruz. Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşını da unutmadı. Bu iki komşumuz arasındaki savaş maalesef 2,5 yıldır devam ediyor. On binlerce insan öldü. Şehirler yıkıldı. Çocuklar yetim kaldı. Batılı savaş baronları dışında bu kan deryasından kazançlı çıkan olmadı. Halen ateşe benzin döküyorlar. Terörle mücadele için ayrı bir başlık açtı Cumhurbaşkanı. Suriye sahasındaki
güvenlik kuşağımızın eksik kalan yerlerini vakti saati geldiğinde inşallah tamamlayacağız. Evlatlarımıza terör tehdidinin olmadığı bir ülke teslim etmekte kararlıyız. Ve ekonomi. Merkez Bankası rezervlerimiz tarihimizin hiçbir döneminde görmediğimiz bir hızla artıyor. Enflasyonun ateşi bundan sonra daha hızlı düşmeye başlayacak. İnşallah herhangi bir yol kazasına mahal vermeden ve popülizm tuzağına düşmeden programımızı kararlılıkla uygulayacağız. Erdoğan sözlerini bir çağrıyla bitirdi. Felaket tellallarına lütfen kulak asmayın. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere lütfen prim vermeyin. Türkiye'ye düşmanlık besleyenlerin oyunlarına lütfen gelmeyin. Türkiye bu sürecin sonunda artık çok farklı bir ülke olacak. Cumhurbaşkanı baba ocağında komşularını da ziyaret etti. Ünlü dedim. Hadi de bir tamam. Odasında resminiz var. Dün akşam da aldım biliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl önce kaybettiği annesi Tenzile Erdoğan'ın adı geçince duygulandı. Tenzile hala derdi bir insan varsa, bir kadın varsa budur annemdir derdi. Normalleşme adımları siyasette ilgiyle izleniyor. Bunun bir yansıması olarak milli meselelerde iktidar ve muhalefetin tek yürek olması gerektiği de ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve CHP lideri Özgür Özel'in bu konuda müşterek açıklamaları var ama CHP'de yine Kılıçdaroğlu dönemini hatırlatan isimler çıkmıyor değil. İstanbul Milletvekili Namık Tan onlardan biri. Tan eski bir büyükelçi ve Türk dış politikasına da oldukça hakim ama buna rağmen meclis kürsüsünde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı mücadelesi için kullanılan mavi vatan kavramına masal yorumunu yaptı. Skandal sözlere CHP'den de tepki geldi. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatleri için atılan adımlara masal dedi, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Mavi vatan kavramı CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı rahatsız etti. Tutturduğu mavi vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla o sözlere AK Parti'den peş peşe tepki yağdı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından sert sözlerle eleştirdi CHP'li Tan'ı. Sorumsuz ve yakışıksız bir ifade dedi. Bu Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır diye devam etti. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise tartışmalara mavi vatan misaki millinin denizlerimizdeki karşılığıdır, Atatürk bunları görse sopayla kovalardı sözleriyle katıldı. CHP'li Tan'a kendi partisinden de tepki gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, mavi vatan kavramı için her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır ifadeleriyle Tan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Aynı haber Milliyet Gazetesi'nin de manşetinde, gelin birlikte bakalım. Geçit yok demiş Milliyet Gazetesi. Türkiye son yıllarda mavi vatanın bir parçası olan Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığının içinde izinsiz faaliyette bulunmasına donanmasının gücüyle izin vermedi. Türkiye kararlı diyor. Türkiye son günlerde sahadaki tutumu ve verdiği mesajlarla denizdeki yetki alanlarından oluşan mavi vatan kavramından geri adım atmayacağını ortaya koydu. Geçen hafta içinde İtalyan Evole Relume kablo döşeme gemisinin Girit ile Kıbrıs arasında yürüttüğü araştırma çalışmasında yaşanan krizde Türkiye'nin mavi vatan kararlılığı konusunda gösterge oldu. Direniş manifestosu diyor yine Milliyet Gazetesi. Mavi vatanın isim babası emekli tümamiral Cem Gürdeniz, mavi vatan 21. yüzyılda Batı emperyalizmi tarafından denizlerden kıtaya itilen Türkiye'nin bir direniş manifestosu. Mavi vatan jeopolitik suikastlara hayır demektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşadığı sürece kim iktidarda olursa olsun mavi vatana siyaset üstü tutumla sıkı sıkıya sarılmak zorundadır diyor.
ana vatanın ayrılmaz parçası şeklinde hemen Ömer Çelik'in tepkisi de var. Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi dış politika danışmanı Namık Tan'ın Mavi Vatan masal sözlerine "Mavi vatanımız ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır" diyerek tepki gösterdi. CHP'li emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu ise "Mavi vatan denizlere yönelik Atatürk'ün direktifiyle vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir" diyor. Hemen alt tarafta "Motosiklet kaosu" diye bir haber de var. Kuryeliğin de etkisiyle son yıllarda motosiklet sayısında dramatik bir artış yaşandı. Kural tanımaz motosikletliler nedeniyle kentlerde yolda yürümek dahi endişe kaynağı olabiliyor. İhmallere imza atan motosiklet sürücülerinin birçoğu ise paket teslim yarışına girişen moto kuryeler. Motorlu Kurye İşçileri Derneği Başkanı Yasin Kölge, "Kuralları ihlal ediyorlar" diyorlar. Toplum haklı, sorumlusu paket başı ücret sistemi getiren firmalar diyor. Hemen yukarıda "Haydi Kızlar" notu da var. Sol üstte "Filenin Sultanları" Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında bugün Türkiye saatiyle 10'da Hollanda ile karşılaşacak. Organizasyonun C grubunda yer alan milliler Hollanda maçının ardından 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti, 4 Ağustos'ta ise İtalya ile mücadele edecek. Şimdiden onlara başarılar dileyelim ve siyasetin gündemiyle devam edelim. Bir skandal açıklama da DEM Parti'den geldi. Meclis kürsüsünde konuşan bu kez DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ydı. Güneydoğu'daki şehirlerimizden bahsederken Kürdistan ifadesini kullandı, tepki çekti. Kürdistan'a gittiğimiz zaman bir ilden bir ile geçtiğimizde daha önce terörle mücadele eden güvenlik güçlerine hedef aldığı terör örgütü elebaşlarına metiyeler dizdi. Son skandala Doğu illerinden bahsederken imza attı. Başka ülkelerde mesela Avrupa ülkelerinde bir ülkeden bir ülkeye geçerken olmadığı kadar bir bariyer var. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları terör örgütü PKK'ya yakın bir televizyon kanalında kurduğu cümlelerle partisinin de örgüte ne kadar yakın olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kürdistan'a gittiğimiz zaman bir ilden bir ile geçtiğimizde belli ki Doğu'nun terörden temizlenmesinden rahatsızdı. O rahatsızlığını da bölgedeki güvenlik önlemlerinden şikayet ederek dile getirdi. Noktalar kurmuşlar ya, karakollar kurmuşlar ve neredeyse bir ilden bir ile giderken pasaportla geçeceksiniz. DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın skandal sözleri büyük tepki çekti. Türkiye terörle mücadele konusunda taviz vermiyor. Sınır hattında hareketlilik sürüyor. Yapılan son operasyonlarda İran kuzeyinde 11, Suriye'nin kuzeyinde ise 5 PKK'lı terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek ifadeleriyle duyurdu. Amerika yüksek hassasiyetli füze sistemlerini Almanya'da konuşlandırma hazırlığında. Rusya Devlet Başkanı Putin, Washington yönetiminin bu hamlesine tepkili. "Bu adım soğuk savaşı hatırlatıyor" dedi Putin. Benzer hamleler yapacaklarının altını çizdi. Suda yüzden fazla gemi denizaltı. Havada onlarca savaş uçağı, helikopter. 15 binden fazla asker. Rusya Batı'ya gözdağı verdi. Putin Washington'a rest çekti. Ülkede gözler St. Petersburg'daydı. Ruslar donanma gününü kutladı. Çin, Cezayir ve Hindistan deniz kuvvetlerine ait gemiler de oradaydı. Devlet Başkanı Putin kürsüye çıktı. Amerikan füze sistemlerinin Almanya'ya yerleştirilmesi planına tepki gösterdi. Bu durum, Amerikan füzelerinin Avrupa'ya konuşlandırıldığı soğuk savaş dönemini hatırlatıyor. Gelecekte nükleer savaş başlıklarıyla donatılabilecek bu tür füzelerin bölgemizdeki hedeflere uçuş süresi ise yaklaşık 10 dakika olacak. Sözü hamle hazırlığına getirdi. Benzer sistemlerimizin bir kısmının geliştirilmesi son aşamada. Amerika'nın eylemlerini dikkate alarak bunları konuşlandırmak için benzer önlemler alacağız. Havadaki gerilime de dikkati çekti. Rusya sınırlarından uzakta devriye yapmıyordu. Ancak Washington jestimize karşılık vermedi. Biz de hassas bölgelerde devriyeleri yeniden başlattık.
Türkiye'nin yeni doğalgaz gemisi yolda açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptı. Bakan Bayraktar'ın bir de müjdesi vardı. Müjdeyi ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Bakan Alparslan Bayraktar da tarih verdi. Türkiye'nin yeni doğal gaz gemisi yolda. Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar konuyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bu gemi Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform. Hem petrolde hem doğalgazda birinci önceliğimiz mevcut bulduğumuz sahalarda, gerek Gabar'da gerek Sakarya gaz sahasında üretimi en hızlı şekilde artırabilmek. Devasa bir aslında deniz üssü. Filoya katılacak dev gemi 300 metre boyunda, 58 metre genişliğinde olacak ve tam 5 milyon haneye doğalgaz üretebilecek. Üzerinde dediğim gibi birçok ünitenin yer aldığı, yani deniz tabanından gazı yukarı alıp orada işlediğimiz ve tekrar deniz tabanından da karaya kadar bastığımız bir sistem bunun üzerinde var. Ve bununla beraber sistem direkt BOTAŞ'ın hattına bağlanacak ve oradan da bütün vatandaşlarımızın kullanımına verilecek. Doğal gaz gemisinin 2026 yılında günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretmesi hedefleniyor. 20 yıl boyunca orada bu gazı üretmeye devam edecek. Yani 20 yıllık bir lokasyona göndereceğiz gemiyi. Sabit kalacak, evet, 20 yıl boyunca. Evet, sabit burada kalacak. İstanbul'da taksimetre ücretlerine %22,19 oranında zam yapıldı. Zam sonrası taksimetreleri yeni fiyat tarifesine uygun hale getirmek isteyen taksiciler istasyonlarda sıraya girdi. Zam kararı sonrası taksiciler yeni tarife için sıraya girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla Megakent'te taksi ücretlerine %22,19 oranında zam geldi. Taksimetreye zam geldi. Zamları onaylattık. İşte gece 12'den sonra girmesini bekliyoruz. Yapılan zammın ardından taksiciler cihaz güncelleme için Bağcılar ve Ataşehir'de belirlenen istasyonlara gitti. Sabah saatlerinde istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Ancak saat ilerledikçe yoğunluk azaldı. Yeni zammın ardından taksimetrelerini güncelletmek isteyen taksiciler bazı noktalarda yoğunluk oluştururken bazı noktalarda da nispeten yoğunluk daha azdı. Fazla bir süre yok. Geldik zaten 5 dakika içinde hemen yapıyorlar. Ekrandan da elektronik olarak işaretliyorlar. Fazla sürmüyor. Taksimetrelerimizi güncelledikten sonra tekrar yolculuk yapmaya başlayacağız. Yoğun bir gün geçiriyoruz. 6 ay sonra gelen yeni zamla birlikte taksimetre açılış ücreti 24.55 liradan 30 TL'ye, indi bindi ücreti ise 90 liradan 100 TL'ye yükseldi. Sultanahmet İstanbul'da turistlerin ilk durağı diyebiliriz, ancak kötü bir izlenimle gündemde şu sıra. Elektrik kesintisi sorunu. Günlerdir bir türlü giderilemiyor o sorun. Esnafsa kan ağlıyor. Gün içerisinde akşama kadar elektriksiz kaldığımız oldu. 20 gündür bölgede elektrik kesintisi yaşıyoruz. Turistlerin İstanbul'daki ilk adresi. Her gün yüz binlerce kişi tarihi yarımadayı görmek, alışveriş yapmak için adeta akın ediyor. Ama son günlerde esnaf da turist de dertli. Çünkü bölgede sürekli olarak elektrik kesiliyor. Hayat durma noktasına geliyor. Birkaç gün dükkanımızı kapatmak durumunda kaldık. Etlerimiz, sebzelerimiz hepsi bozuldu. Çöpe atmak durumunda kaldık. Burası İstanbul denince turistlerin akın ettiği yerlerin başında geliyor Sultanahmet ve günlerdir burada elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Esnaflar sürekli kesilen elektrikten bıktı usandı artık. Jeneratörü olan dükkanı jeneratörüyle çalıştırıyor, ancak olmayanlar maalesef kapatıp gitmek zorunda kalıyor. Etler bozulmuş, dolaptaki bütün sebze meyve bozulmuş, her şey bozulmuş yani. Hani hiçbir şekilde müşteriyi yukarı çıkaramıyoruz. Ben bu kadar para ödüyorum ve burada elektrikten her zaman hiçbir zaman randıman alamıyorum. Canına tak eden esnaf dükkanların önünde eylem dahi yaptı ama değişen bir şey olmadı. Yani altyapı yetersizliğinden şikayet ediyorum.
istiyorlar ama bir çözüm bulamıyorlar. İddiaya göre yaz sıcağında altyapı yetersizliği olan tarihi yarımadada otellerin fazla klima kullanımı kesinti sorununun başında geliyor. Altyapı yetersizliği var. Otellerden dolayı, çok klimaların olduğundan dolayı, yani böyle komik bir şey söyleyip ondan sonra yani elektriğe bir çözüm bulamıyoruz diyorlar. Kendi başınızın çaresine bakın diyorlar. Dün akşam burayı kazıyorlardı şu aşağıyı. Peki işletmelerde elektrik nasıl sağlanıyor? Litrelerce bu varillerle mazot geliyor ve jeneratörler bu mazotla besleniyor ve bir şekilde buradaki elektrik sağlanmaya çalışılıyor. Jeneratörümüz geçen gün de arıza yaptı çok çalıştığı için. O da bozuldu, onu tamir ettirdik. Tekrar şu an jeneratörle uğraşıyoruz. Jeneratör kullandığınız zaman müşteri içeri girer mi? Olmayan açamıyor, olmayan bitti zaten. Bina aylık 400 bin TL elektrik parası ödüyor. Biz karşılığını alamadığımız için bundan muzdaripiz. Esnafa kesintinin ne kadar süreceğine dair bir bilgilendirme yapılmadı. Tek istedikleri ekmek teknelerinin daha fazla zarar görmemesi. Eyüp Sultan'daki Karadolap mahallesinde 2 yıl önce bir bina yapıldı ve apartmanın müteahhiti iddia o ki her gün mahallelinin geçtiği merdivenli yola dev bir boru döşedi. Bölgede oturanların hayatı kabusa döndü çünkü onlar için evlerine sağ salim gidebilmek kelimenin tam anlamıyla şans meselesi. Bu tam anlamıyla bir rezillik. Buradan düştüm. Bacağımda da hala izi var zaten. Platin mi takıldı bacağına? Platin var. Bu sebepten? Evet. 1-1,5 sene önce. Düşüyorlar, yaralanıyorlar, sürekli hastanelik oluyorlar. Tek istedikleri evlerine sağ salim ulaşabilmek. Çektikleri çilenin sebebi ise merdivenlere döşenen bu borular. Sürekli düşme tehlikesi yaşıyoruz. Ayağımız kayıyor. Siz buradan nasıl yürüyorsunuz? Şöyle işte betonları tutunarak şu şekilde. Şöyle. Bir acayip görüntünün tam da ortasındayız. Bir boru var, daracık bir yer var. İnsanlar evlerine, işlerine, okullarına gitmeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar diyorum. Çünkü daracık bir yer, tehlikeli, kayıyor. Yağışlı havada daha da tehlikeli. Anlık bir dalgınlığınıza bakıyor. Eğer birazcık böyle dalgınsanız o an yani direkt gidersiniz, düşersiniz. İnsanların haline bakın. Çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Akıl alacak türden bir görüntü değil. Bakın çoluk çocuk, genç yaşlı her gün ama her gün İşte tam da bu rezilliği yaşıyorlar. Burası Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi. İddiaya göre bu apartmanın müteahhidi binayı yaparken boruları da her gün yüzlerce insanın geçtiği bu merdivenlerin üzerine yaptı. Ve beraberinde de mahallelinin başına dert açtı. Şimdi Sıla Hanım'la yürüyerek röportaj yapmak istiyoruz ama ne kadar başarılı olabileceğimizi inanın bilmiyoruz. Çok ciddi şekilde tehlike var. 2 yıldır bu şekilde yaşıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz var, komşumuz var, yaşlımız var. Hatta geçen gün geçerken düştüm. Kendisi bir adımlık basamaktan inmeye çalışırken ben de borunun üzerinden inmeye çalışıyorum. Bu yolu kullanamıyorum. Şimdi az evvel gelirken farklı bir yol kullanacaktım. Orayı kapatmışlar. Şu bölgeden çıkarken sağ bileğim burkuldu ve kolay bir kırılma değil, ameliyatla platin oldu. İstanbul'da son günlerde özellikle cumadan bu yana sağanak yağışlar bunaltıcı sıcak havanın etkisini biraz da olsa hafifletti ancak bu serinlik çok uzun sürmeyecek ne yazık ki. Uzmanlardan kritik sıcaklık uyarısı geldi. İsmi tanıdık. Eyyam-ı Bahur geliyor. Havalar çok sıcak, nemli boğucu. Çok sıcak, hiç durulmuyor. Gerçekten klima falan hiçbir şey ifade etmiyor. Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları geliyor. Termometreler 40 derecenin üstüne çıkabilir. Piştik, kavrulduk, bunaldık. Sıcaklıklardan uyuyamaz olduk. Tam hava biraz serinledi, rahatladık derken Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları kapıya dayandı. Gecenin bir saatinde klimayı kapatmak zorunda kalıyoruz. Sabaha kadar yani kavruluyoruz. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Güneydoğu Anadolu'daki
yüksek sıcaklıklar devam ediyor. 40 dereceyi bulacak tabii. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık yüksek olacak. Bu yıl peş peşe 13 kez sıcaklık rekorları kırıldı. Öyle ki bazı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıktı. Şimdi ise Arabistan Yarımadası'ndan gelen çöl sıcaklıklarıyla, yani Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarıyla Türkiye bir kez daha kavrulacak. Yaz mevsiminin en sıcak, en bunaltıcı günlerini tanımlayan Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları Ağustos'un ilk haftasında etkili olacak ve Türkiye'nin genelinde görülecek. İstanbul ise adeta bir fırına dönüşecek. 4 mevsim yaşıyorduk değil mi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Hani ne oldu aradaki baharlara? Yapacak bir şey yok. Katlanacağız mecbur. Hakikaten bu iki kadar sıcak hiçbir şey zaman olmadı. Bunalıyoruz. İstanbul son günlerde biraz serinledi. Salı günü yağış bekleniyor. Ancak 31 Temmuz 7 Ağustos tarihlerinde Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarıyla havalar yeniden ısınacak. İstanbul'da da 32 dereceler civarında seyredecek. Nem işte gündüz saatlerinde %40-%50 civarındayken akşam saatlerinde %80'lere kadar çıkabilecek. Şimdi kısa bir ara, reklamların ardından yine birlikteyiz. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN'la yapılan ödemeleri mercek altına almıştı dolandırıcılar. Bunu da fırsata çevirdi ve Mustafa Özer'i tuzağa çekmeye çalıştılar. Bakın hikayenin sonu nasıldı. Bunun kaç parasını göndereceğim? 19.040 TL. Mustafa Bey, hesabınıza IBAN'a para girdiği için, herhangi bir açıklama yapamadığı için bir dosyanız var. 98.000 TL ceza kesilmiş dedi. Dolandırıcılar artık her yolu deniyor. Şimdi de IBAN yoluyla kurbanlarını ağlarına düşürüyorlar. Tamam. Hazine ve Maliye Bakanlığı işletmelerde IBAN'la yapılan ödemeler için esnafı yakın takibi aldı, usulsüzlük tespit edildiğinde ceza kesileceği açıklandı. İşte dolandırıcıları iştahlandıran da bu oldu. Dolandırıcılar sizi aradığında ilk olarak IBAN yoluyla birine para gönderdiğinizi ve açıklama kısmını boş bıraktığınızı söylüyor ve ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından size bir ceza kesildiğini ve kısa bir süre içerisinde de o cezayı ödemenizi istiyorlar. Bana anlattı işte şöyle ceza kesildiğinden dolayı, IBAN'a para yatırıldığından dolayı. 98 bin lira dedi, devlete düşecek abi dedi, daha önceden ödeyin dedi. Mustafa Özer de vergi dairesinden borcu ödeyeceğini söyledi ama telefonun ucundaki dolandırıcı kabul etmedi. Muhasebeciye talimat vereceğim diyecek, vergi dairesini ödeyecek. Doğru mu anladım? Doğru ama 15 dakika, 10 dakika size vergi dairesine işlemi yapıp bana dekontamasını verip arkasından ben de mail atacağım gibi. Sahtekarlar 10 dakika içinde 19.040 lira ödeme yapılmazsa borcun 96 bin liraya çıkacak yalanıyla karşı tarafı ikna etmeye çalıştı. 10 dakika vaktiniz var Mustafa Bey. 10 dakikada yatırdınız, yatırdın. Yatırmazsanız 96 bin TL'yle para borcu ödemeniz gerekiyor dediler. Mustafa Özer konuştuğu kişinin dolandırıcı olduğunu anladı ve tuzağa düşmekten son anda kurtuldu. Kesinlikle hiçbir devlet personeli sizi arayarak herhangi bir şekilde sizden para talep etmez. Size karşı bir soruşturma başlatıldığını ya da idari yönden bir para cezası kesildiğini, para gönderilmesini talep ederlerse bir emniyete ya da savcılığa şikayette bulunarak hakkında suç duyurusunda bulunur. Yaz demek ormanlar için ne yazık ki kabus demek. Bunu son yıllarda çok yoğun bir şekilde yaşayıp bu ekranlardan size aktarıyoruz. Dün 5 ilde ekipler orman yangınlarıyla mücadele için görev başındaydı. Antalya, Yalova, Gaziantep ve İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı ama Kahramanmaraş'ta mücadele sürüyor. Alevler ciğerlerimizi yaktı. Orman yangınlarıyla mücadele için 5 ilde ekipler görev başındaydı. Antalya Serik'te devrilen elektrik direği
Yumaklar Mahallesi'nde ormanlık alanı tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle oldukça geniş bir alana yayıldı. 30 ev tedbiren boşaltıldı. Hadi gidelim. Hayır yavrularım. 8 uçak ve 6 helikopterle yangına havadan müdahale edildi. Karadaki mücadele de amansızdı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın 60 hektarlık alanı küle çevirdi. Yalova'da ise Kapaklı ve Keçi kayalıklarından yükseldi alevler. 3 hektarlık alanı küle çeviren yangını neyse ki yerleşim yeri ve tatil köylerine sıçramadan kontrol altına alındı. Gaziantep'in Düllükbaba Ormanı'ndaki yangına ise 150 araç, 1000 personel ve havadan da bir helikopterle müdahale edildi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan ormanlık alandaki yangında havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü. Kahramanmaraş'taki yangına ise piknik ateşi yol açtı. 100 hektarlık alanı kuşatan alevler nedeniyle bölgedeki 8 ev tahliye edildi. Yangınla mücadele çalışmalarına askeri birlikler de destek veriyor. Mersin'deki bir sitede hareketli dakikalar yaşandı. 10 kişi bindikleri asansörde mahsur kaldı. Üstelik zemin kattaydılar. Hava sıcak, kişi sayısı da fazla olunca panik büyüdü. Bir değil, iki değil, 10 kişi aynı anda asansörde dakikalarca mahsur kaldı. Yardımlarına itfaiye koştu. Mersin'de bir sitede evlerine gitmek için asansöre binen 10 kişi zeminle ara kata gelince asansörün durmasıyla mahsur kaldı. Havada sıcak olunca panik büyüdükçe büyüdü. Onların yardım çığlığını duyanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Uzun uğraşlar sonucu 10 komşu sağ salim dışarı çıkarıldı. Adana'da 40 dereceyi aşan sıcaklar var malum. Her yıl sıcaklıkların arttığı dönemde kanallarda boğulma olayları da artıyor ne yazık ki. Adana polisi bunu önlemek için harekete geçti ve kanallarda yüzen çocukları tek tek uyardı. Uyarmakla da kalmayıp bakın nasıl bir çözüm buldular. Gel abi. Gel abi, gel abi. Polis her ne kadar uyarsa da ikna etmek kolay olmadı. Niye korkmuyorsun? Allah'a güvenim. Adana'da 40 dereceleri aşan sıcakta bunalan gençler her yıl kanallarda yüzerek serinliyor. Ancak boğulmadan kaynaklı ölümler de yazın giderek artıyor. Suçu tehlikeli, tamam? Hayatımızı tehlikeye atmayın. Vallahi korkmuyor abi ya. Sıcak hava geliyor burada yüzük ne yapak dayı? Adana Çocuk Şube ile Toplum Destekli Şube tehlikeli yerlerde yüzen çocukları uyarmak için kanal kenarlarında hatırlatma yaptı. Bak senede kaç tane çocuk boğuluyor? Kanala girmeniz tehlikeli. Ha. Havuzlara gidin. Bak gel abim gel. Çocuklar ikna edildikten sonra belediyenin havuzuna götürüldü. Arkadaşlar bakın burada toplum destekli polisleriniz var. Onlar sizi de belediyenin prototip havuzlarına götürüyor. Evet, denk hocam, geldiği zaman burada birçok arkadaşınızı da götürdüler. Evet hocam. Tamam mı? Burada kanala girmeyin. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam. Burada hayatınızı tehlike atma. Hani bizi havuza götüreriz tamam, mi? Tamam götürüyoruz sizi. Bursa İnegöl'de çeşmeden akan suyun bazı uyanıklar tarafından satılması mahallelinin fena halde canını sıkıyordu. Sorunu kendileri çözdü. Peki nasıl? İşte cevabı. Artık yeter. Kendi suyumuzu alamıyoruz. Su bize yetmiyor. Bu köylü bu suya sahip çıkacak. Damacanaları doldurup suyu satanlara karşı önlem aldılar. Çeşmeye kamera takıp kart sistemi kurdular. Bu köyde su içmek isterseniz artık kart basacaksınız. Bu zamana kadar paylaştık. Kimi takip edeceğiz? Tamam. Kimseye demiyoruz ki doldurmayın da çekin gidin buradan diye. Birilerinin tırdayıp su aldığını düşünün ya.
Kim kabul eder? Bursa İnegöl'de meydanda bulunan çeşmeden bidonlara su doldurup satanlara karşı kartlı çeşme uygulaması başladı. Koca koca kamyonlar geliyor. Bidonlar alabildiğine dolu. Bunları ne yapıyorsunuz? Dışarıdan gelenlerin çeşmeden onlarca damacanayı doldurup sattığı iddia edildi. Kurnazları, uyanıklardan engellemek için yaptık. Ne hale getirdiler ya? Neye biz parayla satan insan mıydık bu zamana kadar? Her zaman alınıyordu. Mahalleli çözümü kart sisteminde buldu. Kim gelmiş şu su içememiş buradan? Burada bu su kimseye paralı satılmıyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimleri Türkiye'de bir ilke imza attı. Genetik kalp rahatsızlığı olan Gölge isimli köpeğe kalp pili takıldı. 2 saat süren operasyon başarılı sonuç verdi. Gölge yeniden sağlığına kavuştu. Kalp zaman zaman duruyor ve sonradan tekrar ventiküler yanıt dedikleri cevapla tekrar düzeliyordu. Adı Gölge. Yaşadığı genetik kalp rahatsızlığı nedeniyle ailesi de onu yıllardır bir gölge gibi takip ediyor. Gölge 11 yaşında ve doğduğundan bu yana bizimle beraber. Cavalier King Charles, bu ırkın genetik olarak kalp rahatsızlığı problemi var. İnanır çiftiyle birlikte yaşayan 11 yaşındaki Gölge son zamanlarda sık sık bayılmaya başladı. Aile bir çözüm bulabilmek için Ankara Üniversitesi veteriner hekimlerinin kapısını çaldı. Kalp ritmine baktığımız zaman normal köpeklerde yaklaşık 70-80 insanlara benzer şekilde bir kalp ritmi, kalp atım sayısı dakikada belirlememiz gerekirken Gölge'de bu 30 ile 40 arasında değişiyor. İlk muayenede Gölge'nin kalp atışlarının olması gerekenin çok altında olduğu tespit edildi. Yapılan tetkikler sonucunda da Gölge'ye kalp pili takılması kararlaştırıldı. Türkiye'de bir ilk olan kalp pili implantasyonun uygulanmasına karar verildi. Avrupa'da ve Amerika'da örnekleri var, Uzak Doğu'da örnekleri var ama ülkemizde bu işlemi gerçekleştirebilecek altyapıya ve teknik donanıma ve bilgi birikimine sahip tek merkez olarak çalışıyoruz. Türkiye'de bir ilk olan o operasyona Ankara Üniversitesi veteriner hekimleri imza attı. Artık Gölge'de bayılmalarımız yok. Mutlu, keyifli olarak günlük hayatını sürdürebiliyor. İnsanlarda kullanmış olduğumuz pil yapısıyla köpeklerde kullanılan pil yapısı tamamen birebir aynı. Sadece boyutları değişiyor. 2 saat süren operasyon başarıyla tamamlandı. Sevimli Gölge'de sağlığına kavuştu. Gölge'yi tekrar eski sağlığına kavuşturacak şekilde çok başarılı bir ameliyata imza atmış oldular. Bizim de bir Linda'mız vardı. Bir ay önce bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti ne yazık ki. Hem de tam veterinerde kontrole götürdüğümüz sırada. O yüzden bilim insanlarının attığı bu adım gerçekten çok kıymetli diyelim ve devam edelim. Tuğçe, Kahramanmaraş'ta 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesinde oturuyordu. Annesini, abisini 100 yılın felaketi olan depremde kaybetti. Kendi de 45 saat sonra mucize eseri enkazdan çıktı. Sağ bacağını kaybetmişti. Tuğçe kalmış, pes etmedi, hayata tutundu ve şimdi de yeni bir hayata merhaba diyerek dünya evine girdi. Düğün davetiyesini de annesinin mezarına bıraktı. Şey, 36 saat sonra mucize. Tuğçe yaşıyor. Çok zorlu günlerden geçtik, geldik. Enkaz altında 45 saat yaşam savaşı verdi. Annesini, abisini, cam parçalarını yitirdi. 100 yılın felaketinde beton yığınları arasından 2 gün sonra çıkan ve sağ bacağını kaybeden Tuğçe kalmış, dünya evine girdi. Düğün davetiyesini de annesinin mezarı başına bıraktı. 25 yaşındaki Tuğçe kalmış, Kahramanmaraş'ta 1400 canın yitirildiği Ebrar sitesinde yakalandı o felakete. Enkazdan çıktığında 11 ay hastanede kaldı, tam 24 ameliyat geçirdi. Çıkarılırken sadece ambulansa binerken hatırlıyorum. Umudunu bir an olsun yitirmeyen genç kız, o dönem nişanlısı Enes Kılavuz'la hayatını birleştirdi. Sonsuza dek evet! Evet! Sizleri kocayı zannediyorum, hayırlı olsun. Çok
Çok zorlu günlerden geçtik geldik. 6 Şubat depreminden sonra bugüne geleceğimizi bilmiyorduk. Aklından çıkarmadığı Biricik'i annesini de unutmadı. Mezarının başına en mutlu günün davetiyesini bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunu memleketi Rize'de geçirdi. Dün akşam AK Parti'nin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Gündeminde İsrail'in Gazze'deki katliamları vardı. Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek oraya da gireriz sözleriyle Tel Aviv yönetimine gözdağı verdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas meclise davet edilmeli diyen Yeniden Refah Partisi milletvekili Doğan Bekin'i de unutmadı. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. En sert mesaj, en net gözdağıydı bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail yönetimini Rize'den uyardı. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. AK Parti'nin Rize İl Teşkilatı toplantısında konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas meclise davet edilmeli diyen Yeniden Refah Partisi milletvekili Doğan Bekin için de söyleyecekleri vardı. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de tabii bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki ya? Parlamentomuzu biz evelallah hak yolda olan herkese açarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e gözdağı niteliğindeki sözleri Tel Aviv yönetiminde geniş yankı buldu. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, çirkin sözler ve kabul edilemez bir üslupla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. İsrailli bakana Ankara'dan tepki yağdı. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri üzerine İsrail'in Dışişleri Bakanı İsrail Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'a hedef aldı. Sosyal medyada Katz'ın yaptığı çirkin paylaşıma tepkiler peş peşe geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kendi sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen başta İsrail olmak üzere uluslararası Siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler dedi. Bir tepkide Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir dedi. İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine yönelik saldırı dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getirdi. Bir halı sahaya isabet etti füze. Gazze kasabı Amerika temaslarını yarıda kesip ülkesine döndü. Tel Aviv saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutuyor. Yemen Hizbullah ise biz yapmadık diyor ki bölgede yaşayan Suriyelilerin İsrail'e direniş tarihçesi de Hizbullah'ın savunmasını destekliyor. Gelişmeleri çok yakından takip edeceğiz. Zira İran'dan İsrail'e yönelik bir uyarı da geldi. Sirenler İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinin Mecidel Şems beldesinde çaldı. Panik anlarının yaşandığı nokta bir futbol sahasıydı.
كلهم أولادنا كلهم بخصونا. كمان أنت بتشوف الموقع الانفجار هو يعني صاروخ جاء بشكل مباشر على روكتين إصابت ettiği esnada halı sahada futbol oynanıyordu. Çoğu genç ve çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. 17 sığar, 35 kişi ise yaralandı. İsrail saldırıdan Lübnan Hizbullah'ını sorumlu tuttu. Başbakanlık ofisinden topyekün savaşa hazırlanıyoruz açıklaması yapıldı. Netanyahu saldırıdan sonra Amerika seyahatini yarıda kesti. Amerika Birleşik Devletleri de saldırının sorumlusu olarak Lübnan Hizbullah'ını gösterdi. Hizbullah ise iddiayı yalanladı. Saldırıyla bağlantımız yok dedi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 17 bin çocuğu katleden işgalci İsrail ordusu, Golan'daki saldırıda hedefin çocuklar olduğunu iddia etti. Bu raketa şel Hizbullah ve mişe yore raketa kazo letoh şetah banuy, rotse laharog ezrahim. Elhak, elhak! İşgal altındaki Golan'da yaşayan İsrailliler de roketin demir kubbeden yanlışlıkla gelmiş olabileceğini düşünüyor. İsrail saldırıyı fırsat bilerek Lübnan'ı bomba yağmuruna tuttu. İran ise uyardı. Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Lübnan'da yeni bir maceraya girişirse bunun sonuçları olur dedi. İsrail akşam saatlerinde ise Han Yunus'u vurdu. Saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Kassam Tugaylarının hedefinde ise Gazze'deki İsrail güçleri vardı. Çok sayıda İsrail askerinin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Gece boyu bölgede büyük hareketlilik vardı. Netanyahu, Amerika gezisini yarıda kesti demiştik. Gelin ayrıntılara bakalım. İsrail Başbakanı Golan Tepelerine yönelik saldırı sonrası hemen güvenlik kabinesini topladı. Yapılan açıklamada Savunma Bakanı Galan ve Başbakan Netanyahu'ya Lübnan'a saldırı için tam yetki verildi. Gece boyu Hizbullah hedeflerine yönelik saldırının da etkisiyle Beyrut Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in saldırılarına yanıt olarak bir açıklama yaptı. Kayda değer bir saldırı bölgesel bir savaşa yol açabilir diyorlar o açıklamada. Tansiyon çok yüksek, sık sık çatışmaların ve bombardımanların yaşandığı Lübnan-İsrail arasında daha büyük bir savaş kapıda. Türkiye'nin gündemiyle devam edelim. Kara para aklama ve örgüt kurma suçlarından haklarında dava açılan ve uzun süredir tutuklu bulunan Dilan Engin Polat çifti için yargı süreci devam ediyor. Geçen hafta Dilan Polat için tahliye umudu doğmuştu. Masak raporunda Dilan Polat'a kara para aklama ve örgüt kurma suçları yöneltilmiyordu. Avukatları bunun üzerine ünlü fenomenin tahliyesini talep etmişti. Ancak mahkeme ret yanıtı verdi. Gerekçe kaçma şüphesi. Türkiye'nin aylarca konuştuğu davada Polat çiftinin yargılanması hala devam ediyor. Dilan Polat için MASAK'ın hazırladığı raporda tahliye umudu doğdu ancak mahkeme kaçma şüphesi var diyerek reddetti. 750 bin lira harcıyorum. Net 1 milyon dağıtıyorum hayatım. Işıltılı lüks yaşamlarıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve örgüt kurma suçlarından cezaevinde. Geçen hafta 909 sayfalık MASAK raporu çıkmıştı. Raporda konuşulanların aksine incelenen hesaplarda Dilan Polat için kara para aklama, örgüt kurma, yasa dışı bahis kaydı olmadığı yazıldı. Kocamın karısıyım. Görüşmek üzere.
Polat'ın avukatları raporun ardından tahliye talep etti ancak mahkemeden ret yanıtı geldi. Sebebi ise Dilan Polat'ın kaçma şüphesi. Mahkeme hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunması alınmadığını söyledi. Ayrıca Dilan Polat hakkında istenen ceza miktarı dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğu ve adli kontrol tedbirlerinin de yetersiz kalınacağının altı çizildi. Tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ay Engin, ben de seni çok seviyorum. Oy çok. Dilan Diamond'tan Engin. Polat çifti 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Eğlendiriyor beni dedikodularınız. Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız. Uyanıklığın biri bitiyor, diğeri başlıyor ki birçoğu aslında dolandırıcılığa giriyor. Yeni bir taksici vakası. Konu yine düpedüz yolcuyu aldatma. Tepki gösterenler de taksici bu kez, çünkü çürük yumurtalar en çok onlara zarar veriyor. Bir taksici Sultanahmet'teki bir otelciyle anlaşıp turistleri gidecekleri yere götürüyor. Tabii astronomik bir tarifeyle. Ha, sizin buradan iş almaya yetkiniz var mı? Böyle çalarak 400-500. Ha? Abi yukarıdan. Bak seni, senin araban bağlanacak bu bir. Bak, seni bağlatacağım ben, merak etme. Otelcilerle anlaştığı, aracını aldığı turistlere fahiş rakamlar söyledi. Uyanık taksiciyi bu kez de meslektaşları ifşa etti. Burası İstanbul'da turizmin kalbi Sultanahmet. Tamam. 1200 alıyorsun. Tamam. Doğru mu? 1200 alıyorsun değil mi? Her şeyin özeti bu pazarlıkta gizli. Taksici otel çalışanıyla el sıkıştıktan sonra turistleri aracına alıyor, kendisi de direksiyona geçiyor. İddiaya göre taksimetre açmadan anlaştıkları fahiş ücreti turistlerden talep edeceklerdi. Olana bitene tanık olan diğer taksiciler duruma öfkelendi. Gördüklerini cep telefonuyla kaydederken taksiciye de tepki gösterdiler. Ha, sizin buradan iş almaya yetkiniz var mı? Böyle çalarak 400-500. Ha? Abi yukarıdan. Bak seni, senin araban bağlanacak bu bir. Bak, bak, seni bağlatacağım ben, merak etme. Bir on, senin bu 400 lira iş alınmaz. Anladın mı? Kaç para verdin oraya? Ha, İbarat nasıl olacak? Tamam çek sen onu. Ben çekiyorum seni. Ben çekiyorum, ben onu anlamadım. İddia o ki Sultanahmet civarındaki otellerde bu gibi pazarlıklar sık yaşanıyor. Otel çalışanları taksicilerle anlaşıp olmayacak rakamlar talep ediyor, tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Ne iş alıyorsunuz lan gruplardan? Ne iş alıyorsunuz? Tamam, hayır. He? Niye alıyorsunuz? Anlaşmaları gitmeleri doğru değil. Taksimetreyi boşuna koymamışlar bu araca. Havalimanlarından nasıl biz yolcu alamıyorsak, Sultanahmet'ten de belbollarla anlaşılmış ya da turist mekanlardan otellerden alınan yolcuları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir on, senin bu 400 lira iş alınmaz. Anladın mı? Kaç para verdin oraya? Ha, İbarat nasıl olacak? Bu durum taksi esnafını lekeliyor. Ben karşıyım bu duruma. Oteldeki belboylarla anlaşıp kesinlikle ve kesinlikle 300 liralık yola 500 liralık anlaşıp gitmesinler. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar Lara Halk Plajı'nda kamusal alanı işgal eden karavanların peşindeydi. Gelen şikayetler üzerine ekipler karavanları tek tek kaldırdı. Uyarılara rağmen haftalardır alanı boşaltmayan karavan sahipleriyle zabıta arasında gerginlik yaşandı. Bunların tamamına müdahale ettik, zabıta ekipleri olarak geçmeye devam edeceğiz. Kamusal alanı işgal edip karavan tatili yapıyorlardı. Şikayetler artınca uyarılara aldırış etmeyen tatilcilerin karavanları tek tek kaldırıldı. Karavanınız zaten atıl duruma getirmiştiniz. Ben 15 gündür buraya gelip tebliğ ediyorum. Yer Antalya'nın en güzel plajlarına ev sahipliği yapan Lara Halk Plajı, yani kamusal alan. Ancak bu alanı suistimal ederek yer işgali yapan karavancılara zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Karavanlar tek tek çekildi. Yasal dayanağımız var zaten. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin arazisi, emlaktan kiralamış olduğu arazinin tamamen vatandaşlara kullanıma açık olması için yaklaşık olarak bir aydır çalışma sürdürüyoruz. Bir aylık süreçte Halk Plajı alanında bulunan 48 karavancıdan 40'ı uyarıları dikkate alarak başka alanlara gitti. 8 tanesi ise çekiciyle belediye otoparkına götürüldü. Bir şey demiyorum, boşaltıyorum. Bana...
zaman, zaman hakkım var, boşaltıyorum. Bir karavan park alanımız vardır. Burada vatandaşlarımızın rahatlıkla konaklayacağı, burada tatillerini sürdürebileceği bir alan vardır. Vatandaşlarımızı o şekilde bilgilendirerek o noktalarımıza yönlendiriyoruz. Orada rahatlıkla kalabilirler. Hiç kimsenin karavanına zarar vermedik. Biz bunların tamamını kaldırılması için size geldik. Konya'da daha 19 yaşında bir genç parkta tartıştığı kişinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Aynı saldırgan onu yakalamak isteyen polise de ateş açtı. İşte sonrasındaki yoğun arama çalışması. Poşet var değil mi? Poşet var orada. Poşet sallar. Aramadıkları yer, bakmadıkları nokta kalmadı. Hatta bir okulun açık penceresinden girme ihtimali bile düşünüldü. Ağaçta demedim. Olabilir bir şey, olabilir. Poşet olabilir. Poşet olabilir. Konya'da 19 yaşındaki genci tartıştığı parkta yaralayan saldırgan olayın ardından hemen kaçmaya çalıştı. Peşine düşen polise de ateş edip hızla uzaklaştı. Beyaz tişört, mavi top pantolon. Eşkali belirlenen şüphelinin peşine düşen polisler köşe bucak o saldırganı aradı. Bir okulun bahçesine girdiği belirlendi. Çevredekilerin ihbarıyla polis her yeri aradı. Ağaçta demedim. Poşet var. Okulun bahçesinde tabanca dahi bulundu. Açık pencereyi fark eden polis merdivenle pencereden içeriği gözledi. Ancak saldırgan orada da yoktu. Abi orası kapalıymış. Diğer tarafa geçebilirsin. Orası kapalı. Okul müdürünün yardımıyla izlenen güvenlik kamerasında saldırganın okulun bahçe duvarından atlayıp kaçtığı görüldü. Polis saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmayı sürdürüyor. 87 seyir halinde hastaneye intikal etmedi. Hastane polisi bir irtibata geçemedi. İstanbul'da yol kavgaları ne yazık ki artık bir şehir klasiği ama iş magandalığa vardığında çığırından çıkabiliyor. Şimdi izleyeceğiniz örnekte olduğu gibi saldırgan şoför trafiğin orta yerinde kavga ettiği motosiklet sürücüsünü önce dövdü sonra da ezmeye çalıştı. Önce saldırdı, hırsını alamayınca aracına binip ezmeye çalıştı. Bırak! Bırak! İstanbul Şişli E5'te trafiğin orta yerinde sözlü tartışma yaşadığı motosiklet sürücüsünü durdurup darp etti. Bırak! Yapma! Bırak! Vurma! Çevredekiler ayırmaya çalıştıkça öfkelendi, yanındaki kadının yalvarışlarını da duymazdan geldi. Bırak! Vurma! Hop! Koşarak otomobile bindi, tartıştığı motosikletliği ve yanındakini ezmeye çalıştı. Çık! Başaramayınca da motosiklete çarpıp kaçtı. Gerçekten insan merak ediyor. Ne olmuş olabilir ki bu kadar birini arabayla ezmeye kalkacak kadar ne olmuş olabilir? Devam edelim. Bursa'da sık sık lodos eser, ailemizde bizi sıkı sıkı tembihlerdi. Aman oğlum başınıza çatıdan kiremit düşebilir, dikkatli olun diye. Ancak Mersin'de rüzgar yoktu. Hayatın doğal akışında da başına 500 litrelik bir su deposu düşeceği kimsenin aklına gelmez. Yukarıdan bir ses geldi.
Direkt kafamda gördüm cismi. Her şey bulantı. İp kopmuş, depo aşağı düşmüş. Yarım tonluk su deposu 5. kattan üzerine düştü, ölümden döndü. Benimki çok büyük bir şans. Boynum kırılsa veya bir şey olsa o da daha çok etkilerdi beni. Mersin'de 19 yaşındaki Alparslan Öztürk arkadaşlarıyla apartman önünde sohbet ederken çatıdan iple indirilen 500 litrelik su tankı ipin kopmasıyla olduğu gibi üzerine düştü. O anki şokla kendimi hemen attım. Yani direkt ölebilirdim. Kendini refleksle yere atan genç sıyrıklarla kurtulurken depoyu taşıyanlardan şikayetçi oldu. Artık kaldırımlarda yürürken gerçekten havaya bakarak yürümeye başladım. Kimi aileler yaramazlıklarına rağmen artık çocuklarına sesini yükseltmeye bile çekinir oldu. Psikolojileri bozulmasın diye elbette. Ancak şimdi izleyeceğiniz görüntüde babanın bakış açısı tam tersi. 13 yaşındaki oğlunu kavga etti diye motosiklete bağlayıp koşturdu. Çocuğunu rezil etti daha. Kavga eden çocuğuna aklınca ders vermek istedi. Güneşin altında Adana sıcağında 13 yaşındaki çocuğunu çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden motosiklete bağlayıp metrelerce koşturdu. O da iyi koşuyor ha. Gel arabayla gidelim. Tepki çeken görüntü Adana'nın Yüreğir ilçesinde kayda geçti. Tarım işçisi olarak çalışan ailenin 13 yaşındaki oğlu Ahmet'in kavga ettiğini duyan baba deliye döndü ve aldığı ipi bir ucunu oğlunun beline, diğer ucunu da motosiklete bağladı. Vicdansız baba oğlunu metrelerce sıcağın altında koşturdu. Tamam, çocuğu rezil etti ha. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Adana Çocuk Şube Müdürlüğü ailenin yaşadığı yeri tespit etti ve babayı gözaltına aldı. Niye sen böyle sürüyorsun motoru? Motor nerede? Ya lan motor sürmüyordu ya. Görüntü var oğlum. Tamam sen araba geç oğlum sen. Hadi gel sen araba geç. Geçsin araba bozma. Motor nerede motor? Motor nerede bir sürü. Hacı. Motor nerede motoru da. Hacı. Anne ve çocuksa aile içi şiddetle mücadele büro amirliğine götürüldü. Rip akıntısını ve insanı nasıl bir anda açığa sürüklediğini daha cuma günü paylaşmıştık sizinle. Hem de su altından görüntülerle. Ancak ne yazık ki acı haberlerin önüne geçmeye yetmedi haberimiz. Çorum'dan Samsun'a hafta sonunu değerlendirmek için gelen aile hırçın dalgaları hafife aldı. İçi yandı, konuşamadı. Dakikalar önce beraber yüzdüğü eşi ve çocuğu bir anda Karadeniz'in hırçın dalgaları ile açığa doğru sürüklendi. Yer Samsun'un Atakum ilçesi. Çorum'dan günübirlik yüzmek için gelen Taşlıtepe ailesi denizdeyken bir anda dalgaların arasında kaldı. 48 yaşındaki baba Abdullah Taşlıtepe ve 24 yaşındaki Davut Taşlıtepe dalgaların arasında açığa sürüklendi. Burada hep beraber yüzüyordular. Bir anda ikisi geriye doğru çekilmeye başladı. Çevredekiler kurtarmaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Geriye çekilince adam mücadele ettiğinde bu tarafa gelemedi taktı. Dalga geri doğru çekti onları. Ben atladım, nefesim yetmedi, geri döndüm. 24 yaşındaki Davut Taşlıtepe neyse ki dalgalardan kurtuldu. Can kurtaranlar hemen müdahale etti. Can kurtaranlar geldi ama biri öbür tarafa doğru çekildi gitti. Biri şu dalga kıranların arkasına kendini attı, orada kurtardı. Oradan bu yana doğru yavaşça geldi, buradan aldılar onu. Ancak baba Abdullah Taşlıtepe gözden uzaklaşmıştı. Ailesinin kıyıda zorlu bekleyişi başladı. Birine baktım orada battı dağda çıkmadı. Kayıp adamın eşi Ayşegül Taşlıtepe beklerken sinir krizi geçirdi. Kurtarma ekibinin müdahalesiyle hayata tutunan 24 yaşındaki Davut Taşlıtepe hastanede tedavi altına alındı. Baba Taşlıtepe'nin ise cansız bedenine ulaşıldı. Safiye Soyman'ın acı günüyle devam edelim. Ünlü sanatçı gözü gibi baktığı biricik evladını 47 yaşındaki oğlu Harun'unu kaybetti.
24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, solunum yetmezliğinden hayata veda etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla arayarak sanatçıya başsağlığı diledi. İşte benim paşam burada. Benim paşam burada. İstemem bir başkasını, ille de sen. Melek oldu benim oğlum. Safiye Soyman'ın gözü gibi baktığı biricik evladı Harun'u solunum yetmezliğinden 47 yaşında hayata veda etti. Allah'ım nefes alsaydın yavrum. Ben nasıl dayanacağım sana, ben nasıl dayanacağım? Sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyordu. Bugün benim oğlumun doğum günü. Yavrucuğum, anneciğim, üfleyelim mi annem, bak bugün senin doğum günün. 3 yıldır da sağlık sorunları nedeniyle Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiriyordu. Harun'umu çok merak ediyorsunuz. Böyle paşamı gezdiriyorum. Gece saatlerinde fenalaşan Akaröz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İçime mi doğdu benim annem? Ben sana nasıl dayanacağım? Her gün günde 15 kere konuşuyorduk günde. Görüntülü. Haberi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak ünlü sanatçıya başsağlığı diledi. Dayanacağım evlat, acısı çok kötü. Biricik evladını yitiren Safiye Soyman perişan olurken sevenleri bir an olsun yalnız bırakmadı. 45 gün çekimden sonra geldim ki beni beklemiş annem. İzleyen herkesi huzursuz edecek bir haber var sırada. Özellikle de evi bahçeli olanları. İstanbul Sarıyer'de İSKİ bir binanın bahçesinden atık su borusu geçirdi. Bina sakinleri kötü koku ve akan atık sudan şikayetçi. Sayın belediye yetkilileri, sayın İSKİ yetkilileri, buraya ne zaman çözüm bulacaksınız? Bütün bahçelerim benim helak oldu, gitti. Koku o biçim. Kanalizasyon koymuş, borusunu da oradan İlave yapmış, biz burayı kullanamıyoruz. İSKİ'nin izinsiz geçirdiği iddia edilen borular bina sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Defalarca belediye ve İSKİ'ye dilekçe verdiğim halde ilgilenmediler. Oturduğunuz evin hemen yanı başında tapu sınırlarınızın da içerisinde bir bahçeniz var. Ancak bu bahçeyi besleyemiyorsunuz, sulayamıyorsunuz. Sebebi ise binanızın hemen yanına, tapulu malınızın hemen ortasına dikilmiş İSKİ'nin atık borusu. İşte bu atık borusu sebebiyle binada yaşayanlar da bahçelerinde kabusu görüyorlar. Bu akarlar bana ait değil. Burası benim tapulu alanım. Bu yukarıki mahallenin akarları olduğu için aynı zamanda akır ve lağım basıyor burayı. İSKİ yetkilileri biz yokken buradan gelip bu boruları geçirdi. Bunun ağzını açık bırakmışlar. Oturduğunuz bina işte tam burası ve bulunduğum alanda belki eğer bu kanalizasyon kapakları olmasaydı kamelya olarak kullanabileceğiniz bir alandı. Ancak burası izinsiz şekilde işgal edilmiş ve herhangi bir çözüm yolu bina sakinlerine asla sunulmuyor. 6 seneden beri ben uğraşmaktayım. Belediyeye gittim, hiçbir sonuç alamadım. Belediye beni İSKİ'ye gönderiyor. İSKİ topu belediyeye atıyor. Yani normalde benim tapulu alanımın içine girip bu işlemi yapamaz. Normalde yasak. Yağmur ve bahçemizdeki müdahil olmayan. Bina sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor. Bana lütfen yardım etsinler. Ben çünkü yazın kokudan cam çerçeve açamaz hale geldim. Ben ne yapmalıyım? Nereye gitmeliyim? İstanbul'da son günlerde sağanaklar bunaltıcı sıcak havanın etkisini biraz da olsa hafifletti. Ancak bu serinlik çok uzun sürmeyecek ne yazık ki. Uzmanlardan kritik sıcaklık uyarısı geldi. Havalar çok sıcak, nemli, boğucu. Çok sıcak, hiç durulmuyor. Gerçekten klima falan hiçbir şey fayda etmiyor. Eyyam-ı bahur sıcaklıkları geliyor. Termometreler 40 derecenin üstüne çıkabilir. Piştik, kavrulduk, bunaldık.
Sıcaklıklardan uyuyamaz olduk. Tam hava biraz serinledi, rahatladık derken eyyam-ı bahur sıcaklıkları kapıya dayandı. Gecenin bir saatinde klimayı kapatmak zorunda kalıyoruz. Sabaha kadar yani kavruluyoruz. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Güneydoğu Anadolu'daki yüksek sıcaklıklar devam ediyor. 40 dereceyi bulacak tabii. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık yüksek olacak. Bu yıl peş peşe 13 kez sıcaklık rekorları kırıldı. Öyle ki bazı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıktı. Şimdi ise Arabistan Yarımadası'ndan gelen çöl sıcaklıklarıyla, yani eyyam-ı bahur sıcaklıklarıyla Türkiye bir kez daha kavrulacak. Yaz mevsiminin en sıcak, en bunaltıcı günlerini tanımlayan eyyam-ı bahur sıcaklıkları Ağustos'un ilk haftasında etkili olacak ve Türkiye'nin genelinde görülecek. İstanbul ise adeta bir fırına dönüşecek. 4 mevsim yaşıyorduk değil mi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Hani ne oldu aradaki baharlara? Yapacak bir şey yok. Katlanacağız mecbur. Hakikaten bu yılki kadar sıcak hiçbir şey zaman olmadı. Bunalıyoruz. İstanbul son günlerde biraz serinledi. Salı günü yağış bekleniyor. Ancak 31 Temmuz 7 Ağustos tarihlerinde eyyam-ı bahur sıcaklıklarıyla havalar yeniden ısınacak. İstanbul'da da 32 dereceler civarında seyredecek. Nem işte gündüz saatlerinde %40-%50 civarındayken akşam saatlerinde %80'lere kadar çıkabilecek. Sıcaklarda en çok merak edilen, özellikle de İstanbul'da yaşıyorsanız, barajlardaki son durum oluyor. Peki yaz mega kentin su kaynaklarına nasıl yansıdı? Rakamlara bakalım. Havalar ısındı. Barajlardaki su oranı düşüşe geçti. Yine İstanbul barajlardaki doluluk oranlara baktığımız zaman son 10 yıldaki de 4. en düşük değer. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son ölçümlere göre %60'ın altına geriledi. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı ise şöyle. Terkos'ta %72, Ömerli'de %65, Elmalı'da %64, Darlık'ta %61, Büyükçekmece'de %56, Sazlıdere'de %53, Papuçdere'de %41, Istırancalar'da %39, Kazandere'de %30, Alibey'de ise %28 doluluk oranı ölçüldü. Meteoroloji mühendisi Profesör Doktor Hüseyin Toros su tasarrufu konusunda uyarılarda bulundu. Barajlardaki suyu çoğaltamayacağımıza göre o zaman elimizdeki var olan suyu daha idareli nasıl kullanabiliriz konusunda tüm İstanbulluların kendi çapında çözüm üretmesi gerekiyor. Duş alma esnasında suyu daha az nasıl kullanabiliriz? İşte duş başlıklarını tasarruflu başlıkla değiştirerek bir duş alma esnasında 10 litre suyla da duş alabilirsiniz, 50 litre suyu da alabilirsiniz. Bu sizin duyarlılığınıza bağlı, farkındalığınıza bağlı. Diyoruz ki suyun her damlası değerlidir. Her damlayı sayarak kullanalım. Yağmur da yağdı halbuki ama demek ki yaramadı. Sırada dünyadan haber turu var. Polisler tam suçluyu arabaya bindirirken neye uğradıklarını şaşırdılar. Çatışmanın adresi Amerika. Gece vakti gözaltına alınan suçlu polis aracına biner binmez sorun çıkartmaya başladı. Polislerle tartışırken bir anda belinden silah çıkartıp ateşleyen suçlu araçtan inip ateş etmeye devam etti. Yaralanan polisler suçluyu güçlükle etkisiz hale getirdi. Paraşütçü kalabalığın ortasına daldı, herkes kaçtı ama talihsiz birkaç kişi kaçamadı. Brezilya'da bir havacılık tesisinde toplanmıştı kalabalık grup. O esnada bir kişi paraşütle süzülüyordu, inmek içinse çok yanlış bir noktayı seçince olanlar oldu. Bu feci kaza ise Peru'da kayda geçti. Hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otobüs şoförü kaldırıma daldı. O esnada karşıdan karşıya geçmek isteyen talihsiz bir adam otobüsün altında kaldı. Otobüsteki yolcular kazadan ucuz kurtuldu ama altında kalan yaya o kadar şanslı değildi, hayatını kaybetti. Aşırı yağış Çin'de felakete sebep oldu. Hunan eyaletinde meydana gelen sel yolları göle çevirdi. Her yer su altında kaldı. Hayat adeta felç oldu.
Hava koşulları toprak kaymasını da tetikledi ve 12 kişi hayatını kaybetti. Uzun yol sürücülerinin radar var anlamında selektörle karşı yönden gelenleri uyardığını biliyoruz. Hatta bunun cezası da vardı. İşte o yönteme şimdi teknoloji de eklendi. Peki bu yasal mı? Şimdilik belirsiz. Radarın nerede olduğunu görebiliyoruz. Canımız yanıyor. Google haritalara gelen yeni özellik heyecan yarattı. Artık yollardaki tüm radar noktaları görüntülenebiliyor. Radar konusunda hız yapmasın, onu tercih ederim. Çok ceza yiyen arkadaşlarım falan var. Radar gerçekten bu uygulama çok güzel bir uygulama. Kullanıcılar uygulamayla yol üzerindeki radarları, kazaları ve yol çalışmalarını etiketleyebiliyor. Böylece diğer sürücüleri de uyarabiliyor. Bakalım uygulama nasıl çalışıyor, ne getiriyor, ne götürüyor. Haritayı açtık. Hemen Çanakkale, Kepez yazdık. Yol tarifi diyoruz Kepez'e. İşte gördüğünüz gibi başlata bastık. Ve şimdi buraya dikkat. Burada bir artı işareti var. Artı işaretine basınca radar noktası çıktı. Radar noktasını tıkladık. Radar noktası haritaya ekleniyor yazıyor. Ekleniyor, ekleniyor, ekleniyor ve radar noktası haritaya eklendi. Peki diğer telefonda insanlar nasıl görecek? İşte bakın başka bir telefondan yine Kepez'i işaretledik. Yol tarifi dedik, başla dedik ve bakalım radarlar görünecek mi? Önce haritamızı bir genişe aldık ve birazdan radar noktaları tek tek düşmeye başlayacak. İşte onlardan bir tanesi, hatta iki tanesi, üç tanesi. Bakın 5 kişi bildirdi diyor, 4 kişi bildirdi diyor. Bakın bunlar hep radarlar. Peki Çanakkale'ye doğru gidelim. İşaretlediğimiz noktada durum ne? Ona da bakalım. İşte radarlar. Çanakkale bölgesinde işaretlediğimiz yerde burada bir radar, burada bir radar. Yani ben işaretledim. Diğer telefonlarda da anlık olarak radar noktaları bu şekilde görüntülendi. Eğer radar kamerasını sürücü aniden gördüğü anda bir refleks halinde aniden trafikte yavaşlayabiliyor. Bu bir kazaya da sebebiyet verebilir. Kesinlikle kötü bir şey. Neden? Sebebi şu. Diyelim ki siz hız yapıyorsunuz. Hız tutkunusunuz. Kendiniz orada radar olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ben de acizane hız yapmıyorum ama bir işaret koydum. Siz hız yaptığınızı bildiğimiz için o navigasyon programıyla siz orada hız kontrol olduğunu bilip hızınızı düşürüp onu geçtikten sonra tekrar arttırıyorsunuz. Yeni uygulamanın temel amacı sürücülerin hızlarını ve rotalarını ayarlamalarına yardımcı olmak. Türkiye'de bu imkansız. Herkes altına aldığı arabayla basıp gidiyor. İlla da radar var diye değil. Zaten kural olduğu için bizim uyumamız gerekiyor bu kurala. Uygulamanın yasal olup olmadığı da merak konusu. Resmi makamlardan gelecek açıklamaya göre bu durumun da netleşmesi bekleniyor. Bazı özel üniversiteler eğitim ücretine fahiş oranda zam yaptı ve yıllık ücret 1 milyon lirayı geçti. Haberi geçtiğimiz hafta ekranlarınıza taşımıştık. Kara kara düşünen aileler bir çözüm yolu arıyor. Arkadaşlarımız da yurt dışındaki özel üniversitelerin fiyatlarını araştırıp bir de karşılaştırma yaptı. Bakın hangisi daha avantajlı? Bu yılki üniversite adayları yurt dışında üniversite arayışları içerisinde. Almanya'da özel okullardan bahsedersek eğitim ücretleri yani bizimkilerden daha da düşük hale geldi artık. Özel üniversitelerde eğitim ücreti 1 milyonu geçti. Bu konuda YÖK bir uyarıda bulundu vakıf üniversitelerine ama bence bu uyarı yetmez, bir yaptırma gitmesi gerekir. Öğrenci de aileler de işin içinden çıkamayınca yurt dışındaki özel üniversiteler rağbet görmeye başladı. Yurt dışında özellikle Avrupa Birliği'ne ait ülkelerde, tabii İngiltere, Amerika'da var bunda. Üniversite ücretleri ülkemizin üniversitelerine nazaran yarı fiyatına ya da üçte bir fiyatında. Öyle ki Türkiye'deki bazı özel üniversitelerin eğitim ücreti 1 milyon lirayı aştı. Örneğin İstanbul'da bulunan bir özel üniversitenin eğitim ücreti bu yıl için 1 milyon 75 bin lira. Amerika'da yine aynı düzeyde bulunan bir özel üniversitenin eğitim ücreti ise 15 bin dolar, yani 495 bin lira.
15 bin, 14 bin dolar. Florida International Üniversitesi'nden mesela bahsedebiliriz veya başka üniversiteler var. Örneğin İtalya'da yine özel üniversitelerin yıllık öğrenim ücreti ortalama 19 bin euro. Yaklaşık 650 bin lira. İndirimli fiyatı 15 bin euro yani 530 bin lira. İtalya'da dünya sıralamasında ilk 200'de, 300'de olan üniversiteler var. İtalya'da özel üniversiteler yine 19 bin euro civarında ama öğrenci puanlarına, işte lise ortalamasına bakarak indirim sağlayabiliyorlar. Yani indirimli hali bile özel okulların 15-14 bin euro civarında oluyor. Ankara'da bulunan bir özel üniversitenin 4 yıllık lisans eğitim ücreti 620 bin lira bu yıl için. Almanya'da ise yine aynı düzeyde eğitim veren bir üniversitenin bu yıl eğitim ücreti ise 7 bin euro yani 250 bin lira. Aslında eğitimleri daha çok uygulamalı eğitim, daha çok pratiğe önem veriyorlar ve kariyer odaklı gidiyorlar. O yüzden Alman diplomasına sahip oluyorlar. Polonya, Macaristan, Çeke gibi ülkelerde eğitim ücretleri 2000 ile 5000 euro civarında. Yurt dışındaki üniversitelere başvurmak için iki şart var. Biri YKS sınavına girilmesi, diğeri de yabancı dil şartı. Uzmanlarsa vakıf üniversitelerini uyarıyor. Turizm sektöründe artık tatilciler yurt dışını tercih ediyorlar. Şu anda demiyorum ama birkaç sene sonra vakıf üniversitelerinin para yerleri de boş kalacak. O zaman bu sektörde insanların dikkatli adım atmasına yarar var. Uluslararası üne sahip bir insan kaynakları şirketi işine vaktinde gitmeyen çalışanların geç kalma bahanelerini mercek altına aldı. Sonuçlar şaşırtıcı. İşte araştırmanın Türkiye'deki yansımaları. Düştüm. Düştüm. Evet. Nasıl düştünüz? Nereye düştünüz? Otobüste arabanın kenarına sıkıştım. İnanırlar mı? Tabii inanırlar. Ben onlardan daha zekiyim. İşe geç kaldınız, yöneticiniz çok kızgın. Bahaneniz ne olurdu? Otobüs arızalandı, metro bozuldu. Uyuyakaldım, trafik vardı. Bunu dediniz, yönetici ne der? İkna olur mu? Kovmazsa iyi. Hastalık dışında hiç olmadı. Hep işe gittiniz mi? Evet. Otobüs bozuldu, metro bozuldu, uyuyakaldım. Yok. Uluslararası bir insan kaynakları şirketi çalışanların işe geç kalma ve devamsızlık konusundaki bahanelerini araştırdı. Bazıları alışık olduğumuz türden sebepler. Ya bir kere geç kalsan zaten hep onu bahane ediyorlar. Hasta da olsam giderim yani. Hasta da olsanız? Evet. Uyuyakalsanız? Uyuyakalsam da giderim. İşe geç kaldığımızda birçoğumuzun bahanesi hazır. Uyuyakaldım, otobüs bozuldu, tramvay bozuldu, trafik vardı, yetişemedim, canım istemedi. Bensiz de idare edebilirler. Ama az önce bir kişi bir şey söyledi, bizi de şaşırttı. Röportaj yaptığımız için işe geç kalabilirim dedi. Röportaja denk geldim, öyle geç kaldım. Şimdi bunu bahane mi edeceksin? Evet, yapacak bir şey yok. Ama kaç kişi işe giderken röportaja denk gelir? İşte şans. Bensiz idare ederler diye düşündüm. Keyfim yoktu, bu yüzden işe gelmedim. Rüyamda işe geldiğimi gördüğüm gibi sıra dışı bahaneler de var. Genelde ikna oluyorlar da yani arada bir laf söyleyen de oluyor yani. Ne diyor, yine mi geç kaldın? Yine mi geç kaldın? Hep geç kalıyorsun. Rüyasında işe giden daha enteresan. İstanbul'da beton yığınlarının arasında güneş gibi parlayan bir tarlaya götüreceğiz şimdi sizi. Avcılar'da işlek bir otoyolun kenarındaki 5000 dönümlük arazide ayçiçeği yetiştiriliyor. Gökdelenlerin arasındaki o tarla İstanbullular için renk cümbüşü oluşturuyor. Bir yanda gökdelenler, diğer yanda görenleri kendisine hayran bırakan ayçiçek tarlaları. Burası ne Tekirdağ'da ne de Edirne'de. İstanbul'da Avcılar'a bağlı Isparta Kule çevresinde uzanan uçsuz bucaksız ayçiçek tarlası kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yapılaşmanın giderek arttığı İstanbul'da nadir de olsa güzel manzaralar bulmak mümkün. 5000 dönümlük bu devasa ayçiçek tarlası görenleri kendine hayran bırakıyor. Mega kentin ortasında gökdelenlerin hemen dibinde uçsuz bucaksız ayçiçek tarlası manzarasıyla adeta büyülüyor. Bu eşsiz manzarayı görenlerse hemen cep telefonlarına sarılıyor. Yani yoldan geçerken görüyoruz. Fotoğraf çekinmeye geliyoruz. Zaten İstanbul gibi böyle bir şehirde böyle şeyler bulmak mucize artık. Çünkü metropol oldu. Havadan çekilen görüntülerde betonlaşmış şehrin ortasında kalan bu geniş tarla, sarı ve yeşilin muhteşem uyumunu gözler önüne seriyor. Birçok fotoğrafçı ise bu büyüleyici manzarayı unutulmaz kılmak için tarlaya akın ediyor.
Ayçiçeklerinin sarı yaprakları gün batımının altın tonlarıyla birleşerek unutulmaz anlar ortaya koyuyor. Ve Paris 2024 olimpiyatlarında sahne artık Sultanların A Milli voleybol takımımız birazdan olimpiyatlarda ilk maçına çıkacak. Rakip 8 maçtır bileğimizi bükemeyen Hollanda. Tarihinde 3. kez olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek filenin sultanları için hedef altın madalya. Saat 10'da başlayacak mücadelede biz de kahvaltı ekibi olarak onlara başarılar diliyoruz. Evet, süremizin sonuna geldik. Hepinize güzel bir hafta ve güzel bir gün diliyoruz. Görüşmek üzere.